Özellikle 3 aydan daha küçük bebeklerde akciğerlerinde aşırı miktarda balgam oluşması bebeklerde ciddi solunum güçlüğüne yol açabilir. Bebekler hırlamaya başlarlar. Solunum güçlüğüyle beraber bebekte sürekli ağlama, huzursuzluk çünkü nefes alırken zorlanmaktadır. Bunun dışında beslenmede bozukluk. Çünkü bebek enerjisini nefes almak için akciğerindeki balgamını yenmek için harcarken beslenmek için enerjisi kalmayabilir. O yüzden anne memesini reddedebilir ve kilo kaybına uğrayabilir ya da kilo alımı yavaşlayabilir. İşte böyle durumlarda mutlaka bebeğin akciğerindeki balgamı rahat atabilmesini sağlamak için ona bir takım ilaçlar vermek gerekebilir. Buna da çocuk doktoru zaten muayeneyle karar verecektir. Balgamı olan bebekler enerjilerini solunum için daha çok harcadıkları için beslenmeye çok enerji harcayamazlar demiştik. Eğer böyle bir durumda eğer anne bebeğin çok balgamı olduğunu ve hırıltısını fark etmeden ısrarcı bir şekilde beslemeye çalışırsa bizim en korktuğumuz şeylerden bir tanesi bu zorla besleme döneminde anne sütünü ya da mamayı bebek kusup akciğerlerini de aspire edebilir. Bu aspirasyon yüzünden de bebeğin akciğerinde zatürre olabilir. O yüzden balgamı olan, hırlayan, öksüren bebekleri beslerken mutlaka bebeğin isteklerini göz önüne almak lazım. Güçlü bir şekilde emmeyen bir bebeği zorla beslemeye çalışmamak gerekir.